Allah sizlerle razı olsun. Sizleri ziyaret ettiğimizde sizlere moral veriyoruz. Vermek yerine biz sizden güç alıyoruz. Allah bin kere razı olsun. Bugün kaç arkadaşımız özel harekatta şehit olmuştu? Derden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Birliğimizi ve beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Müslümanlar olarak aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı dine inanan insanlar olarak bu dünyada bir ve beraber olarak yaşamayı, kardeşçe yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Kamil müdürüm. Kamil müdürüm. Temmuz'da yıllar önce hepinizin bildiği gibi alçak bir darbe girişimine ülkemiz maruz kalmıştı. O zaman milletimiz hep beraber, vatan evlatlarımız hep beraber şanlı bir direniş ortaya koymuşlardı. Ve milletimizin bağımsızlığına vurulmak istenen, milletimizin kaderine vurulmak istenen kötü yol o gün vatandaşımızın set çekmesiyle beraber o alçaklardan, o alçakların emellerine ulaşmasını engel olmuştu milletimiz. O gün çok büyük kahramanlıklar olmuştu. Çok büyük fedakarlıklar olmuştu. Ve yine o gün özellikle özel harekatta kahramanlarımız darbecilere karşı mücadele etmek için hazırlandıkları esnada çok büyük bir alçaklıkla şehit edilmişlerdi. İşte onlardan ikisi Kayseri gibi bir milletine aşık bir şehrin evlatlarıydı. Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit'ti. Şimdi o kahramanlarımıza, o kahramanları yetiştiren aileye minnetlerimizi ifade etmek, onlara teşekkürlerimizi sunmak, Allah onlardan razı olsun demek için hem Hikmet ablamızı, Harun abimizi, belediye başkanımız, garnizon komutanımız ve il protokolümüzle beraber ziyaret edip minnetlerimizi ifade ettik. Kübra ile Cennet çok iyi arkadaşlardı. Beraber okumuşlardı. Şehadetleri de beraber oldu. Ve bu millet için oldu. Evet. Bu memleket için oldu. Bizler için oldu. Allah onlardan razı olsun. Ama daha bu memlekette çok kübralar çıkacak. Daha çok cennetler çıkacak. Ve kübraların yolundan gidip bu memleketin bağımsızlığına gem vurulmak istendiğinde onlar da her alanda direnişe geçecekler. Bu şehir böyle bir şehir. Vatan ve memleket uğruna şehitler vermek için gençlerini yetiştirir. Ben böyle bir evlat yetiştirdikleri için bu fedakar evladımızı yetiştiren Hikmet ablamızın ellerinden öpüyorum. Harun abimize Allah binlerce kere razı olsun diyorum. Allah cennetinde kavuşturacak. Biz inanıyoruz. Biz onların ölü olmadığına inanıyoruz. Ve bizi beklediklerine inanıyoruz. Ve bizi gördüklerine inanıyoruz ve iman ediyoruz. Allah bir daha memleketimize böyle alçaklık yaşatmasın diyor. Ha.